Merhabalar sevgili izleyenler. Bir Bunda Konuşalım programında daha karşınızdayız. Ve bugünkü program konuğum iki kişi. Yayın Denizi Kimya yazarı Sayın Mehmet Erdem ve yine yayın yazarı matematik öğretmeni Sayın Fadime Yüksel. İki zor ders bana göre. Genelde öğrencilerin değil mi? Ağırlıklı baktığımız zaman hakikaten zorlandıkları ama biraz sonra konuşacağız. Belki sistematiği bilince ya da doğru konulara eğilince belki kolay, mutlaka öyledir. Konunun uzmanı her iki konuğumla bugün eğitimi ve eğitim sistemini, sınav sistemini konuşacağız. Evet, Mehmet Erdem, öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar Erdinç Bey, tabii ki de ben Mehmet Erdem. Uzun süredir eğitim sektörünün içerisindeyim. Özel sektörde kimya öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda Yayın Denizi kimya yazarlarından birisiyim. Şu dönemde yine Yayın Denizi'nin sosyal medya çalışmalarını, evet, koordinatörlüğünü, onların çalışmalarını yürütüyorum. Tabii bu yani eğitim sektörünün içerisinde bulunduğum süreçte birçok deneyim, tecrübe kazanma fırsatım oldu. Birikimler elde ettim. Bu deneyimlerimi, tecrübelerimi, birikimlerimi şu anda başta İşler Yayın Grup olmak üzere Yayın Denizi, tabii buradan yine selam olsun Ayça Demircan koordinatörümüz, onların aracılığıyla Türkiye'deki her bölgede bulunan öğrencilerimize aktarmanın mutluluğunu da yaşıyorum açıkçası. Evet. Yani yazarlık bizim için onlara ulaşmanın bir yolu oldu. Tecrübelerimizi aktarmamızın bir yolu oldu. Bu yüzden de ayrı bir mutluyuz. Eğitim sektöründe sürekli olarak çalışmalara devam ediyoruz Erdinç Bey. Evet, sizi tanıdığım kadarıyla çok böyle keyifli yapıyorsunuz bu işi. Çok heyecanlısınız. Tabii önemli olan işini sevince her şey daha güzel oluyor sanki. Şimdi şöyle Erdinç Bey, geçen bir hocamızı, çok saygıdeğer bir hocamızı ziyaret etme şansım oldu. Evet. Yaşı da bir hayli var ama eğitim sektöründe içerisinde. Şöyle gözlerinin içerisine bir baktım. Ya dedim hocam, yani hala o gençliğini koruyorsun dedim. Yani hala o canlılığını koruyorsun dedim. Dedi ki hocam, gençlerin arasında olduğun sürece onu korursun. Yani öğrencilerin arasında bulunmak bize çok fazla motivasyon veriyor, enerji veriyor. O enerjiyle tabii çok önemli. Tabii, öğrencilerle, yani, gençlerle haşır neşir olmak çok farklı bir şey. Size de birçok şey katıyordu çok bu anlamda. Çok farklı bir şey. Yani enerji. Mesela ben dediğim gibi uzun süredir eğitim sektörünün içerisindeyim. Biraz yaşım genç gibi görünüyor ama mezun ettiğim çok sayıda öğrencim var. Evet. Onların tıp fakültesi mezunu olması, onların avukat olması, mühendis olması, doktor olması. Şu anda mutlaka meslek sahibi olmuş çok öğrenciniz vardır. Çok fazla ve onların oralara geliyor olması aslında tabii ki de hepimiz bunu kalemimizi, geçim kaynağımız için kullanıyoruz. Ama onların oralarda olmasını görmek bize çok daha farklı bir mutluluk veriyor. Mutlaka. O enerji de bizi zaten taşıyor. Çok farklı noktalara taşıyor. Tabii bu enerjiyi taşıyor olmanız da bizim için önemli. Evet. Eğitimcilerimizin enerjik olması gerekiyor. Programa girmeden önce bana da iltifat ettiniz ama bilmiyorum. Evet, iltifat edilmeyecek gibi değil. İltifat edilmeyecek gibi değilsiniz. Evet, sağ olasınız. Şimdi sağ tarafımda yine Gaziantep'ten geliyor. Doğru değil mi? Gaziantep'te görev yapıyorum görev ama yapıyorsun. Ankara'dan geliyorum. Evet. Gaziantep'ten geliyor diyelim o zaman. Biz Ankara'da görev yapıyorum. Fadime Yüksel hanımefendi, Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş programımıza buldum. Ve televizyon programı için geldiler bugün. Evet, bugün özellikle sizi bunun için geldim. Adım Fadime Yüksel. Balıkesir Üniversitesi matematik eğitim mezunuyum. Matematik öğretmeniyim. Ben de Mehmet Hoca gibi uzun yıllardır eğitim öğretim sektöründeyim. Şu an Yayın Denizi matematik yazarlarından birisiyim. Bu zamana kadar edindiğim bilgilerimi, tecrübelerimi öğrencilerime aktarmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hele ki onların böyle mesela derste bir şey anlatıyorsunuz. Öyle bakıyorlar ki gözlerinin içine bakıyorlar öğretmeninin. Hani bir şey öğrenmek istiyorlar. O çok farklı bir duygu. Yani çok çocuklara dokunmak, onları bir yere taşımak çok kelimelerle ifade edilemeyecek kadar güzel şeyler. Eyvallah. Matematik böyle hayalinizde var mıydı öğretmenlik, yoksa böyle ilerleyen zamanlarda mı gelişti, nasıl oldu? Yani aslında ben öğretmen lisesi mezunuyum ve benim okuduğum, şu an gerçi öğretmen liseleri kapatıldı ama Aksaray Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Evet. Orada bir öğretmenim vardı, matematik öğretmenim. Ona çok hayran bir öğrenciydim. Çok disiplinliydi. Bize bir şeyler öğretmek için o kadar çok çabalardı ki. Biz mesela yazılıya girerdik, düşük puan alırdık bazen.
Ki biz çok başarılı öğrencilerdik ki belki biliyorsunuzdur o öğrenciler seçilen öğrencilerdir. Yani fen lisesinden bir aşağıda olan öğrencilerdir. Biz başarısız olduğumuzda ya da 10 soru sordu, biz 8'ini yaptık, 2'sini yapamadık diyelim, gözleri dolardı. Bu derdi benim hatam. Yani ben size demek ki bir şey öğretemiyorum. Yok hocam derdik, siz bizi çalıştırıyorsunuz, işte siz bize sorular hazırlıyorsunuz ve benim lisedeki matematik defterim ispatlarla dolu bir defter. Normalde ben üniversiteye gittiğim zaman görüyorum bunları. Ama o kadar güzel şeyler öğretmiş ve beni çok heveslenmiştim onun sayesinde. Ben de dedim bir gün bu hocam gibi bir matematik öğretmeni olacağım. Çok severdik, çok da saygı duyardık. Kendisine buradan saygılarımı sunuyorum bu arada. Buradan saygılarımızı iletelim. Evet, Mehmet Bey. İşler Yayın Grubu var. Evet. Bir üst çatı, bir de altında Yayın Denizi var. Evet. Bu ilişki nedir? İşler Yayın Grubu öncelikle olarak, daha sonra da Yayın Denizi ile alakalı sizden bilgiler alalım. Tabii ki. Şimdi öncelikle Erdinç Bey, İşler Yayın Grubu aslında bünyesinde çok sayıda yayın evini barındıran ve bu yayın evlerinin büyük emeklerle, büyük çabalarla, çok büyük fedakarlıklarla ve aslında büyük mücadelelerle hazırladığı ürünleri, kitapları Türkiye'nin her ilinde, hatta çoğu ilçesinde şubesi, franchise'ları bayilerine ileterek bu her ürünleri. İlde var. Her ilde. Her ilde birkaç tane veya daha fazla sayıda var. Her ilimizde şubemiz, bayimiz, franchise'ımız var. Bir de ilçelerimiz de var. Olur. Yani çok sayıda bu şekilde kitap evimiz var. Öğrenci her yerde, işler ve yayın denizde onların olduğu yerde. Tabii var. Her yerde diyor. Zaten bir şey vardı, slogan vardı. İşler mi? Varsa ben... panik yok gibisinde. Pandemi döneminde. Buradaki, yani şöyle diyebiliriz işin kısacası, Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her yerde varlar ve bu büyük emeklerle hazırlanmış yayın evlerimizin, bütün yayın evlerimizin hazırladığı ürünlerimizi orada toplumun her kesiminden öğrenciyle buluşturan bir gruptan bahsediyoruz biz. Evet. Tabii İşler Yayın Grubu başarıya giden yoldaki kılavuzunuz demiş bak, evet. Arkadaşlar ekrandan. Evet. Evet. Tabii bu İşler Yayın Grubu'nun şöyle, yani bu eğitimli olan kısmını belirttiğimiz gibi bardağın başka tarafından da bakmamız lazım. Yani şunu vurgulamamız gerekiyor işin gerçeği. Aynı zamanda İşler Yayın Grup belki binlerce kişinin aynı zamanda geçim kaynağı ve vizyonu her zaman yüksek, yeniliklere açık ve her türlü öğrenci ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapan bir gruptan bahsediyoruz. Yani işler için şöyle bir şey söyleyebiliriz Erdinç Bey, köklü bir grup. Gerçekten çok köklü bir yayın grubundan bahsediyoruz. Yayın Denizi'ne geldiğimizde biraz önce söylediğim gibi aslında İşler Yayın Grubu'nun altında çok sayıda yayın evi var. Hepsi çok emektar, hepsi çok büyük çabalarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öğrencilere ürünlerini, kitaplarını hazırlıyorlar. Biz de onlardan bir tanesiyiz Yayın Denizi olarak. Ama bizi biraz daha özel kılan bir şey var. Yani övündüğümüz bir yer var Erdinç Bey. Övünebilirsiniz. Övüneceğim. Biz İşler Yayın Grubu'nun ilk yayınıyız. Ah. Tabii biz ilk göz ağrısıyız onların. Tabii İşler Yayın... İşler de size öyle bakıyordur mutlaka. Mutlaka. Yani mutlaka bakıyorlar. Yayın çünkü ilk mi? Yayını olmamız için... Ya biz kendimizi bu konuda özel hissediyoruz biraz açıkçası. Tabii bunun dışında şimdi şu çok önemli. Şu noktaya eğilmek gerekiyor. Şimdi işlerin ilk oluştuğu andan günümüze kadar geçen süreçte bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi aslında Yayın Denizi'ne de çok şey kazandırdı. Mesela çok ciddi tecrübeler edindik. Çok ciddi deneyimler kazandık. Birikimlerimiz var. Öğrencilerin ne istediğini biliyoruz. Onlara nasıl karşılık vereceğimizi biliyoruz. Yani Yayın Denizi bu süreçte aslında hani vardır ya Erdinç Bey, tecrübe dediğimiz olay. Bu tecrübelerini gerçek anlamda bir artı olarak yanına almış bir yayın grubudur. Dolayısıyla artılarımızla beraber özellikle de bu sene büyük değişikliklerle bu öğrencilerin taleplerine karşılık vereceğimiz Sayın Hocam bir yine Yayın Denizi ama altında bir seri, Yayın Denizi Pro serisi, evet, diye geçiyor. Simülatör adı altında bir yeniliğe gittik. Ama şimdi burada özellikle şu noktaya biraz vurgulamak da istiyorum, vurgu yapmak istiyorum Erdinç Bey. Şimdi mesela evet, bizim yanımıza aldığımız tecrübeler, deneyimler gibi artılarımız vardı ama önünüzde bulunan bir malzemeyi ürüne çevirmeniz çok farklı bir şeydir. Tabii ki. Yani şimdi mesela ben bir mutfağa her türlü malzemeyi koyabilirim. İki tane de yemek yapan kişiyi oraya çıkarabilirim. Yani ama ikisinin yaptığı yemek aynı olmayabilir. Dolayısıyla biz aslında şu açıdan çok şanslıydık. Bizim bünyemizde
yemek yapmayı çok iyi bilen ustalarımız vardı. Ve biz onların sayesinde özellikle çok iyi bir ürün çıkarttım. Çünkü ellerim, yani bizim tabii bu ustalardan kastımız şu anda biz belki burada bir matematik yazarı olarak, Fadime Hocam kimya yazarı olarak, ben burada iki yazar olarak bulunuyoruz ama bizim bünyemizde çok hocalarımız var. Hı hı. Emeklerini, alın terlerini sayfalara dökmüş, dirseklerini masalarda eskitmiş, çok deneyimli, çok tecrübeli hocalarımız var. Buradan da hepsine selamlarımı iletiyorum. Onların da özellikle katkılarıyla, tecrübeleriyle çok önemli bir seri çıkarttığımızı düşünüyorum. Evet. Zaten hani bu seri yaklaşık olarak raflara 1,5 ay oldu gireli. Hı hı. Onun rüzgarı... O konuya geleceğiz. Tamam, onun rüzgarı onu, çok güzel olmadan... Oraya geleceğiz. Tamam, hemen peki. Fadime Hanım'a dönelim. Sayın Hocam, İşler Yayın Grubu, altında Yayın Denizi var ve siz de matematik yazarısınız. Hı hı. Yani önemli değil mi aslında İşler Yayın Grubu, güçlü bir yayın grubu, evet. Yayın Denizi hakeza öyle. Biraz daha bu anlamda tabii ki işiniz zor. Bir sürü oturuyorsunuz, soru üretiyorsunuz. Hı hı. Beklentiler var, kitapçıklar hazırlamanız gerekiyor. Bu gücü arkanızda hissediyorsunuzdur mutlaka. Tabii, muhakkak, çok hem de. Yani inanılmaz bir kadro var zaten. Mehmet Hoca'nın da dediği gibi kalemi çok güçlü olan, yıllarını bu işe vermiş hocalarımız var. Ve aslında soru üretmek öyle bir şey ki, matematikte artık bir süre sonra şöyle düşünüyorsunuz. Baktığınız her şey soru oluyor. Mesela yolda yürüyorsunuz, bir su fıskiyesi var diyelim. Direkt bakıyorsunuz, ben bundan acaba nasıl bir soru üretirim? Havuz ya sorusu da... aklıma geldi. Öğrencilerin fıskiyeyi ilk defa duyuyor. Falan kullanıyoruz. Çok güzel. Evet. Ya da mesela geometri adı altında yine yolda gidiyorsunuz, kareler görüyorsunuz, taşlar görüyorsunuz. Hı-hı. Ben buradan şu soruyu çıkartırım. Bir yerde bekliyorsunuz, ben buradan şu soruyu çıkartırım. Artık hayatın soru üretmeye dayalı oluyor. Ve matematiği güncel hayatla hiç olmadığı kadar iç içe birleştiriyorsunuz. Ya baktığınız her yer matematik, baktığınız her yer geometri oluyor. Evet, evet. Onu da ayrıca size soracağım. Çok ilginç cümleler geldi, çok böyle. Evet, az önce Mehmet Hocam dediniz ki Yayın Denizi Pro Simülatör. Evet, bu Yayın Denizi Pro Simülatör. Bu 1,5 ay oldu, hı hı, raflara gireli. Bu yeni bir sistem. Bu öğrencilerde neyi değiştirecek veya işte sistemin içerikleri hakkında isterseniz bilgi alırsınız. Şimdi ben burada biraz aslında şöyle bilgi vermek istiyorum Sayın Hocam. Şimdi Yayın Denizi Pro Serisi Simülatör hakkında bilgi vermeden önce şuralara biraz değinmek gerekiyor işin, evet, gerçeği. Şimdi şu son dönemlerde yeni nesil soru adı altında, evet, çok yaygın. Bunu da sormak istiyorum aslında. Yaygın. Yani klasik soru, yeni nesil soru. Evet. Bakıyorum, araya girdim ama. Yani biraz baktım tabii YouTube'dan. Tabii biz siyasi programlar yapıyoruz, ekonomi programları yapıyoruz. Bugün de eğitim programı, eğitim ve renk kattınız. Onu başta çok söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Bakınca çok karşıma çıkıyor. Yeni nesil soru. Evet. Hocam, şimdi yeni nesil soru artık ezber sistemini bozan ve düşündürücü, yorumlama gücünü artırıcı sorulardır. Beceri tabii ki de çok önemlidir bu. Şimdi bizim bu yeniliğe gitmeden önce biz önce masaya bir malzemelerimizi koyduk Erdinç Bey. Yani biz kendimizi yenilemeden önce bir masada malzemelerimizi bir yerleştirdik. Deneyimler neler, tecrübeler neler, bizim kazanımlarımız, birikimlerimiz neler, öğrencilerin ihtiyacı neler? Tabii, onu da bağdaştırmak gerekiyor. Tabii, şu son dönemde özellikle sınav sisteminin yeni nesil soruları, bu biraz önce ifade ettiğimiz sorular kayması, biz bunların karşılığını nasıl verebiliriz? Biz ilk önce bir fizibilite çalışması yaptık. Yani biz bir yayın çıkartmak için ya da biz bir ürün çıkartmak için bu şeye girmedik. Hani ürün çıkaralım da hadi olsun gözüyle girmedik. Biz bazı ihtiyaçların karşılığını vermeye çalıştık. Bu bizim için çok önemliydi, çok değerliydi. Dolayısıyla biz kısa vadede de bir ürün çıkartmaya çalıştık. Biz uzun vadede öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün çıkartmaya çalıştık. Ben size Yayın Denizi Simülatör Pro Serisi hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Oraya girmeden, bu okullarda ya da dershanelerde hep vardır ya, ne denir ona, seminer değil de aynı meslek grubu hocaların bir araya giderek çalıştığı zümre çalışması. Evet. Zümre çalışması. Bu mu biraz da yapabiliyor musunuz? Tabii ya şimdi şöyle ki biz tüm branşlarda biraz önce de ifade ettiğim için hocalar olduğumuz adına biz bir de branş ayrılırız. Yani evet, zümre zümre de özel çalışmalarımız, hı-hı, olur. Yani toplu aldığımız kararlar vardır. Bu toplu aldığımız kararları zümrelere dağıtırız. Hı-hı. Zümreler kendi arasında çalışmalarını yürütürler ve ortaya da tabii bizlerin yaşı biraz genç ama çok tecrübeli hocalarımız var. Tekrar yani bunlar, onları temsil ettiğimiz için defalarca buradan selam göndermek istiyorum hepsine, çünkü çok emek veriyorlar.
Tabii bunları ortaya koyduk. Ben özellikle Pro Service hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum Erdinç Hocam. Şimdi bu olay aslında bir zincirdi. Yani zincir gibi düşünmek lazım. Bunun halkaları vardı. Yani biz önce bu malzemelerden halkaları oluşturmaya çalıştık. Her halka birbirini tamamlıyordu. Burada bir halka olmazsa zincirin tamamında eksiklik kalacaktı. Dolayısıyla tane tane tüm halkaları yavaş yavaş birleştirdik. Mesela ben ara kitaplarımız için, yani ara kitaplardan kastımız 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf kitapları. Ara kitaplarımız bunlardır. Onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bir kere biz kitaplarımızın, yani zincirin ilk halkası olarak kitaplarımızın girişine bütün olarak kavram haritalarımızı yerleştirdik. Yani öğrenci önündeki ünitelerde karşısına ne çıkacak bilmesi gerekiyordu. Rehber... Tabii yani o onun önünde çıkacağı bir yol haritası gibi düşünün. Tabii burada bizim ünitelerimizin içerisinde bazı kavramlarımız olur. Bu kavramların tanımını verdik. Çünkü bir öğrenci, bu özellikle buradan şimdi bizi dinleyen öğrenci arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Bu öğrenci arkadaşlarımızın kavramsal tanımlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Kavramsal tanıma hakim olmayan bir öğrenci soruda zaten eksiktir. Dolayısıyla biz kitaplarımızın özellikle kavram haritalarından sonra kavramların tanımlarını yerleştirdik ki eksik başlamasınlar diye. Devamında, tabii dedim ya zincir zincir bunların hepsi. Devamında kazanımlar. Bakın Erniş Bey, burada çok önemli bir nokta var. Şimdi Milli Eğitim bir kazanım belirler. Der ki benim öğrencilerim bunlardan sorumludur. Şimdi kazanımlara uygun olarak soru hazırlamak ya da kazanımlara uygun olarak ürün veya kitap hazırlamak çok değerlidir. Neden biliyor musunuz? Gereksiz demeyeyim ama, yani hani değersiz demeyeyim ama öğrenciyi sınavda çıkmayacak bilgilerle oyalamazsın. Hedefe yöneltirsin. Zamanla alakalı. Tabii o da var. Yoksa ya, bir de çıkmayacak fazla yer... bilgi her zaman iyidir. Tabii ama... tabii güncel olarak evet. Öğrenmelerini her zaman isteriz. Yani o konuda bizim onlara önerdiğimiz, istediğimiz onlardan zaten bu. Ama şimdi öğrenciler sınava yönelik bir çalışma hazırlıyor. Ve Milli Eğitim de demiş ki ben sana bunu soracağım. O zaman biz kazanımların dışına çıkmamamız gerekiyordu. O yüzden de Milli Eğitim'e %100 Milli Eğitim müfredatına uygun kitaplar oluşturmamız gerekiyordu ki kazanımları tek tek belirleyip bunların altına başlıkları, sorularımızı yerleştirdik. Evet. Ve özellikle bu nokta çok önemli. Sorularımız çok ciddi yeni nesil tasarım soruları koyduk. Bu sorular düşündürmeye yönelik sorulardı. Yani biraz kitap içeriğini bu şekilde anlatıyorum. Zamanımız var dışarı. Yok, sıkıntı yok. Çünkü bunlar önemli. Tabii çok önemli. Bilmeleri kavramlar gerekiyor. Kavramlar önemli. Kavramı bilmeden sınava hazırladık. Tabii. Testlerimizi kazanımların altına bu şekilde yerleştirdikten sonra da karma sorular koyduk. Yani öğrencinin bütünleşmesi için sorularla. Çünkü bir de şu var mı? Mesela kolaydan zora doğru, zordan kolaya doğru. Bunu uygulayan sistemler var ama özellikle biz kitapları hazırlarken şöyle bir ayrım yapmadık Erdinç Bey. Yani mesela böyle kitaplar vardır. Sadece fen liselerine uygun çıkar, meslek liselerine uygun çıkar, Anadolu liselerine uygun çıkar, seviyeleri değişir. Ama biz toplumun her kesimine uygun bir şey, hepsinin yararlanacağı bir kitap çıkartmaya çalıştık. O yüzden elbette ki işte kolaydan zora tabiriyle. Kolay sorularımız da var, orta sorularımız da var, zor sorularımız da var. Hepsinden hazırladık ama bizim sorularımızı bu şekilde düşünmek yerine biz öğrencilerimizin düşüncel yeteneklerini artırmaya çalışacak, artıracak sorular koymaya çalıştık. O yeni nesil dediğimiz soru tabii. Sistemi. Tabii. Şimdi orada bir de ünite genel tekrar testlerinin altında bu karma sorular Erdinç Bey yerleştirdikten sonra çok önemli bir nokta var bu sefer kitaplarımızda. Çalışmalar dedim ya ben o yüzden başta zincir dedim. Her halka çok önemliydi. Beceri temelli sorular konuldu. Bu beceri temelli sorular öğrencinin eleştirel yeteneğini artıracak, analiz yaptıracak, yorumlama gücünü artıracak, sorgulayacak, bilişsel beceri yeteneğini artıracak. Yani çok ciddi sorulardan bahsediyoruz biz. Bazı sorular sınavlarda yorumla bulunabiliyor. Evet. Yani baktığınız zaman aslında bu da ona yarıyor. Tabii. Konuya hakim olmayabilirsiniz. Şimdi belki. Orada sizin söylediğiniz aslında çok önemli bir nokta var. Oraya değinmek istiyorum. Bakın Erdinç Bey şimdi ezber klasik değil demeyelim. Ezbere kaçıran bazı soru tipleri vardır. Şimdi bu ezbere kaçıran soru tipi anlık olarak öğrencimiz çözse dahi sınav sisteminde bu soru biraz kıvrıldığında, yoruma döndürüldüğünde öğrenci kendini eksik hissedecek. Ama ki o tip teknikler de uygulanıyordur mutlaka tabii ki sınavlarda. De, tabii ki de. Şimdi dolayısıyla ama bu teknik sorulara yani yorumlayıcı soruları bildiği çözdüğü zaman o zaman kendini gitgide genişletecek, eksiğini görecek, kendini tamamlayacak, bu fırsatları yakalayacak. Bunlar çok önemli. Evet. Ama kitapla ilgili söyleyeceklerim bitmedi Erdinç Bey. Çünkü çok önemli çalışmalar buyurun. Vardı. Birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. Mesela arkalarına yerleştirdiğimiz etkinlik kısımlarımız var. Bunlar onların eksiklerini gösterebilecek öğrencilere senin bu konuda eksiğin var ya da burada tamamsın delirtebilecek noktalar. Yazılı hazırlık noktalarımız var ama belki de en değerlisinden bahsedeyim. Çok özel bir sistem çünkü ondan bahsetmem lazım. Mesela biz aynı Milli Eğitim'in yılı dörde böldüğü gibi birinci ara dönem, yarı yıl, ikinci ara dönem ve sene sonu olmak üzere dörde böldük. Buralara deneme sınavı yerleştirdik. Biz kitapların içerisinde bu deneme sınavları.
kitabın içerisinde duruyor. Evet. Ve öğrenci sürekli olarak baştan itibaren kendini deneyip, ha ben burada eksik kalmışım. O zaman benim bazı eksiklerim var. Benim demek ki burayı geçmişim ama buralarda bazı... Eksiğini de gösterebiliyorsunuz. Tabii gösteriyor. Yani. Eksiğini tek tek ortaya çıkarıyor. Ve öyle bir sistem ki hocam, sonuna yerleştirdiğimiz optik okuma var. İşaretlediği zaman bizim uygulamamızdan okuttuğunda o denememizi Türkiye'de ne kadar öğrencimiz çözdüyse hemen onu, anlık ilçe, il Türkiye geneli sıralamasını oranı gösteriyor. Oranı çıkartıyorsunuz. Tabii ki. Hemen o da önemli. Tabii. Sonuçta bir yarış içerisinde öğrenci. Tabii ki de. Ve tabii biz kitaplarımızın her sorusunu her öğrencimizin çözmesini bekleyemeyiz. Zaten onları zorlayacak sorularda koyduk ama onlara yardımcı olsun diye bu zorlayacak soruların yanına tamamını, yani bütün sorularımızı video soru çözümlü hale getirdik. Hmm. Bu video soru çözümlerinde de yine yazar kadromuz tarafından yapılmıştır ve öyle yani hani ya işte bunu da yapayım da geçsin hadi onu da izledikleri kadar, öyle bir şey yok. Hepsi çocuğa gerçekten de öğrencimize bir şey katmak için gerçekten de çok basit sorulara bile dakikalarca vakit harcamış, aynı konu anlatım gibi. O yüzden biz çok ciddi çalışmalar yaptık. TYT, AYT'de evet. De böyle. Ya açıkçası eğitimle de ilgili çok önemli sorular var. Hı hı. Konuşmamız gereken sorunlar da var. Yani aynen yayın denizi ile ilgili bunları özellikle kısaca söylemek istiyorum. Ama özellikle şu 1,5 ayda aldığımız rüzgar, tepkiler, piyasaya yön vermemiz, yani olumlu açıdan gelen mesajlar bizim enerjimizi daha da yükseltiyor. Çok mutlu oluyoruz gerçekten de. Fadime Hanım, yeni nesil sorular biraz geometri daha fazla mı çıkmaya başladı son zamanlarda? Yok, aslında öyle değil. Şöyle, yeni nesil dediğimiz sorular rutin olmayan tarzda hazırlanan sorular. Yani matematik ve geometri açısından bakarsak aslında ÖSYM öğrenciye şunu soruyor. Sen matematik ve geometriyi günlük hayatla ne kadar ilişkilendiriyorsun? Özellikle TYT matematik kısmında okuduğunu anlıyor musun? Ve anladığını zihninde nasıl bir şablona döküyorsun? Ve ben bunun cevabını sana verdiğim sürede istiyorum. Ki süre TYT, de önemli tabii. Tabii TYT sınavında özellikle süre çok önemli. Ki öğrencilerin bazıları yetiştiremiyor zaten. Ona da değineceğiz. Yani... Matematik ve geometri adına evet çok fazla sayıda rutin olmayan tarzda yeni nesil dediğimiz sorular var. Dediğim gibi TYT sınavında özellikle çok fazla var. Ama AYT'de henüz o şekilde bir yönelim yok. AYT'de klasik tarzda da geliyor. Çok az da olsa yeni nesil tarzda da var. Ama TYT özellikle baştan aşağı neredeyse bu sene hariç diğer senelerde neredeyse yeni nesilde. Hocam özür dilerim. Çok özür dilerim hocama da. Araya giriyorum ama şöyle aslında. Hocam mesela Türkiye'de bir çalışma yapılır da pilot bir bölge seçilir ya. Onun gibi aslında sınavın pilotu da geometri oldu. Yani ilk öyle baştan onu diyebiliriz. Evet. Ben onu söylemek istedim. Aynen. Evet, pilot evet. Geometriyle başladı. Bunu söyleyebiliriz. Biraz yoğunluk sınavlarda ben geometride olduğunu gördüm. Evet. Bunu tabii ki ilerleyen zamanlarda diğer alanlara da, diğer konulara da yayacaklar. Evet ama geometride şöyle bir zorluk da var. Anlık bir durum. Yani geometriyi çok iyi yapan bir öğrenci sınavın stresinden kaynaklı o an o soruyu görmeyebilir. Bir de geometri yeni nesile dönerse öğrencinin işi daha zor aslında. Valla matematikte çok korkutmayın zaten. Ama şimdi ben matematik kolay da demeyeyim. Onu diyeceğim. Eğitim hayatında hep böyle. Belki de biz ilk öğretim ve orta öğretim döneminde benim gibi birçok kişi var. Matematiği tam böyle temelden almadığınız zaman ilerleyen zamanlarda korku rüyanız oluyor. Hep böyledir matematik. Matematiği hakikaten zor mu? Ya da yöntem ve şeyi nedir bunun? Yani öğrenciler bu işi ya girdiği zaman 5-6 soru yapayım da yeter diyen çok fazla öğrenci olduğunu biliyorum. Evet, çok var. Yani bunun niye öyle olsun? Var. Niye 30-40 tane kaç soru var bilmiyorum da sınav değişik 40 soru değil mi? Toplamda 40. Valla Allah söyletti ki niye 40 soru yapmasın? Şimdi şöyle, ben de bu durumla çok karşılaşıyorum. Özellikle bir yere gittiğimde matematik öğretmeni olduğumu söylediğimde belli bir yaşın üstü bile işte matematik benim en çok korktuğum dersti, hiç yapamazdım, çok korkardım. Tepkiler bu şekilde. Öğrencilerde de bu şekilde olanlar var. Ben bunun tamamen ciddi boyutlu bir matematik kaygısından kaynaklandığını düşünüyorum. Buna değinirsek... Psikolojik mi biraz? Kaygı. Bu aslında kişinin matematiği yapmaya çalıştıkça yapamamasından, matematik başarısının düşmesinden kaynaklı verdiği psikolojik bir tepki. Aslında öğrenilmiş çaresizliktir bu eğitimde. Yani öğrenilmiş çaresizlik nedir? Ben bir şey yapmak için uğraşırım, sonra yapamam. Evet, ben bunu yapamıyorum deyip bırakırım. Bu biraz böyle. Ama sorun şu, özellikle şu an Z kuşağında bir şey var. Yaptıklarının karşılığını hemen almak istiyorlar. İşte ben 2 hafta boyunca hocam çalıştım matematiğe. Olmadı. Olmadı. Bırakıyorum. Öyle değil. Çünkü matematik 2 haftada karşılığını vermeyebilir.
aylar isteyebilir. Bununla ilgili ne yapılabilir? İşte öğrenci kendi çabalarıyla bu kaygıyı yenebilir ya da bir profesyonel destek alabilir. Kendi çabasıyla ne yapar dersek şöyle bir şey olabilir. Matematiğe karşı duyguları ne? Korkusu neden kaynaklanıyor? Bunu soruyor musunuz öğrencilerimiz? Ben soruyorum, evet. Neden korkuyor? Şimdi mesela şöyle bir şey de olabilir. Bir üst sınıfı der ki bu konular çok zor matematikten. Ondan mı etkileniyor, korkuyor, yoksa gerçekten yapamıyor mu? Ya da yapması, çalışması gerektiği kadar süre ayırmıyor mu? Bütün bunları bir kağıda dökmesi gerekiyor. Ve bunda gerçeklik payı olması lazım ki ne olduğunu algılayabilelim. Gerçekleriyle yüzleşmesi lazım. Evet, aslında bir nebze öyle ve bunu yazılı bir kağıda dökmesi lazım. Dinliyorsunuz değil mi öğrenciler? Yani sevgili öğrenciler. Evet. Yani yöntem veriyoruz şu anda size Fadime Hanım. Bu konunun uzmanı hakikaten. Yayın soru kitapçıkları hazırlıyor, sorular hazırlıyor. Bir defa korkunuzu, hislerinizi bir yazın. Evet, yazın. Yazın. Neden korkuyorum, ne hissediyorum? Bunları yazmaları lazım. sonrasında temel matematikten eksiklikleri varsa bunları gidermeleri lazım. Yani öğrenci temel matematiği yapamıyorken ileri matematiği yapamaz. İleri matematik dediğimiz işte limit, türev, integral, trigonometri gibi konulardan oluşur. Bunları yapamaz ki. Bunları yapmasını bekleyemeyiz zaten. Çocuk zaten öyle öğrenciler var ki 4 işlemi yapamıyor. Evet. Yani o çocuktan nasıl beklerim ki ben türev yapmasını? Mümkün değil. Bunu tamamlamalı. Matematik terimlerine dair eksiklikleri varsa bunları gidermeli. Ve matematikle mecburen ateşkes ilan etmeli. O ne demek? Yani çok matematikle barışmalı. Bir şekilde barışmalı. Yapacak bir şey yani yok. Yapabileceğine yani inanmalı. Korkmamalı. Evet. Yapacağım demeli. Üstesinden o kendini demeli. Motive edecek. Yani diyecek ki ben bu dersi yaparım. Sabretmem lazım. Evet, yapacağıma inanıyorum. Şu kadar süre ayırmam lazım. Şu olabilir, ilk başta deneyebilir, yapmaya çalışabilir, yapamadığı zaman bırakmamalı. Pes ederse, eğer o matematiği bırakırsa çok net matematik onu bırakır. Evet. Bir de matematik bırakılmayacak kadar aslında hayatın her evet, alanında çok var. Güzel. Var. Yani. Ona geleceğim. Hadi ama siz kimyada aslında baktığınız zaman böyle... Ya biz kimyada rahatız. biz kimyada rahatız. Yani ya bir sürü şeyler var, formüller var, onu oraya bağlıyorsun bilmem ne. Ya hocam... Değildir mutlaka da. Hocam şöyle, esas. Şimdi aslında olaya şöyle yaklaşmak lazım. Şimdi mesela eşit ağırlık öğrencilerimizin birinci sırada önem verdiği coğrafya, tarih gibi alanlar. Sayısalcı öğrencilerimizin de birinci sırada önem verdiği, tabii bunlar sorumlu değil demiyorum, TYT'de hepsinden sorumlular da, evet. Fizik, kimya, biyoloji alanları, ama matematik öyle değil. Matematik ikisinin ortak alanı, evet. Doğru mudur hocam? Evet. Yani o onların bir lokomotifi. Ama bizim tabii... Kimyada da var matematik. Tabii, her alanında var. Her yerde var. Hayatın her yerinde var. Ama bu tabii bizim branşımız da böyle çok yerlere de almam yani. Biz güçlüyüzdür. Tabii. Hocam ben tabii çalışma yöntemlerine mutlaka geleceğiz. Yani öğrencilerin mutlaka çok dikkat etmesi gereken şeyler var. Yani bunları konuşmamız gerekiyor. Çünkü öğrenciler, evet. Aslında nasıl çalışacağını bilmiyor. 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 Aslında ona biraz gireceğiz. Bilmiyor. Yani o yüzden ben orada bahsetmek istiyorum. Tamam, özellikle kimya adı altında. Fadime Hanım'a tekrar döneyim. Az önce dediniz ki yani aslında matematik o kadar gerekli ki hayatın her alanında var. Ben fizikeyi gördüğümde bile, taşları gördüğümde, evet. Bile matematik sorusu aklıma geliyor. Evet, yani bugün inşaat yapan insanın da bu işi bilmesi lazım. Hukukta birçok alanda matematik şart, gerekli. Hı-hı. Baktığınız zaman. Buna biraz girelim isterseniz. Biraz daha açalım bu konuyu. Yani baktığımızda hayatın her evresinde var. Hı-hı. Kapıdan çıktım, markete gittim. Oradan tutun, üniversitede herhangi bir bölümde, örneğin bir bilgisayar programcılığı, sayısal alanda, o kapıdan girene kadar her alanda mevcut. Bir de şöyle bir gerçek var, günümüzde bilgi arttıkça seçenekler de artar. Yani biri bilgisayar programcılığını seçebilir üniversitede, sonra der ki ben bunu okumak istemiyorum, siyaset okumak istiyorum. Oraya geçebilir. Ya da sözeldeki biri sayısal bir siyasette alana... Siyasette matematik var mı sandığın haricinde? Çok güzel bir şey. Siyaset programlarından buraya bir iki cümle. Evet. Ben bir geçiş yaptım. Buyurun. Estağfurullah. Siyasette de matematik vardır bence. Sözel bir alandan sayısal alana geçmek istiyorsa bir öğrenci üniversiteye gittiğinde, yani alan değişikliği yapmak istiyorsa zaten mecbur onu öğrenmeye. Evet. Ki lisede öğrenmekle üniversitede ya da üniversiteden sonra öğrenmek arasında fark var. Çünkü daha dinamik oluyor lise öğrencileri.
Baktığım zaman mesela dediniz ki siyasette var mıdır? Bana göre matematik insan zihnini dinç tutuyor. Evet. Yani beyin sürekli aktif bir halde çalışmaya başlıyor bir müddet sonra. İnsanın muhakeme gücü artıyor. Siyasette mesela verilere bakıldığı zaman, işte nedensellik ilişkileri kurulmaya çalışıldığı zaman matematikle ilgilenen insanlar daha çabuk kavruyor. Hmm. Ve olayları zihninde daha çabuk, daha net bir şekilde anlamlandırıyor. Matematikle uğraşan ve uğraşmayan insanların verdiği kararlar da farklı oluyor. Hmm. Yani biri daha iyi koordinasyon yaparken diğeri daha böyle zorlanıyor, daha geç kararlar alıyor. Hızlı kararlar almada çok etkili özellikle. Doğru. Problem çözme yeteneğini geliştirir. Hani bu şu demek değil, matematikteki problemleri kastetmiyorum ben. Hayatınızın herhangi bir anında karşılaştığınız bir problem. Daha çabuk çözüyorsunuz. Doğru. Ve bazı şeylerin üstesinden daha çabuk geliyorsunuz. Üst düzey düşünmeyi sağlıyor bence. Yani hayatın her alanında var. Fadime Hoca konuşunca aslında çok iyi matematiğe sahip olduğumu anladım. Kafamdan benim de geçiyor. Hep bir sürü şey kendi gazetecilik, televizyoncu falan matematikler dönmeye başlıyor. Hakikaten öyle. Yani baktığınız zaman. Bir de Fadime Hocam, yani öğrenciler için tabii ki sınav sisteminde zaman çok önemli dedik. Yani evet. Bazı sorulara çok yoğun harcadığı zaman maalesef süre bittiği zaman diğer sorulara zaman kalmıyor ve eyvah diyor, ağlayıp sızlamaya başlıyor. Bu anlamda özellikle matematik konusunda ben gördüğüm kadarıyla problemlere takılıp kalıyor ve fazla zaman harcıyor. Dolayısıyla sınav hüsran oluyor. Evet. Orada neye dikkat etmesi gerekiyor öğrencinin, biraz zamanla alakalı? Yani aslında sınavdan önce yapması gereken bir hazırlık var. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bir yerlere girmek için seçilmemiz gerekiyor ve bizim önümüzde de TYT, AYT gibi sınavlar var. Çocuk şimdi şunu yapıyor. Ders çalışıyor, evet, bütün konulara hakim, çeşitli kaynaklardan soruları çözüyor. Sınava girdiği zaman hocam yetiştiremedim, işte hocam ben şuraya kadar geldim, 28. sorudan sonrasını göremedim. Şu noktada hata yapıyorlar. Bu bir sınavsa ve bir yarıştaysak benim antrenmanda olmam lazım. Hı hı. Ben bunu nasıl sağlarım? Örneğin fonksiyonlar dersini hocam anlattı. Dersten sonra gidip tekrarımı yaptım. Mesela fonksiyonlar 30 tane sorudan oluşsun. Süre tutup çalışması lazım evde. Tabii çalışırken ki 30, de süreyi kullanması. Evet, kesinlikle. 30 soruda 30 dakika tutmayacak. 30 soruda ilk başta 50 dakika, 45 dakika ile başlayacak ama bunun gittikçe azalması lazım. Ve sınava yakın artık deneme yapmaya başladığında süreyi neredeyse yarı yarıya düşürmesi lazım. Neden? Çünkü sınav ortamı çok farklı. Şimdi sınava giriyor çocuk, işte aklında şunlar var. Ben işte kurslara gittim, şu kitapları aldım, çok emek harcadım, ailem bana bir yatırım yaptı. Acaba ne olacak? Kazanabilecek miyim? Ya da işte ülkemizde çok olan bir durum var. İşte Ahmet yaparken ben yapabilecek miyim? İşte Mehmet'in çocuğu daha mı iyi yapacak? Gibi çocukla inanılmaz bir stres var. Ve dışarıda bekleyen bir aile ordusu var. Bu bir gerçek. Hepsi bekliyor. Bekliyor, umut aynen, var. Aynen, umut var. Ve bu çocuk da sınav sonunda başardım ben deyip şeklinde aramak istiyor. Evet. Bu da stres oluşturuyor. Tabii çok. Baskı oluşturuyor. Çok oluşturuyor. Ben de mesela bu stresi yaşamıştım. O yüzden sınav anı çok önemli. Mesela bizim bir öğrenciye bir tane denemeyi kurumda yapalım. Bir de götürüp kendi evde yapsın. İkisinin neti aynı olmaz. Evdeki net daha yüksektir. Sistem o zaman, yani bu anlamda baktığın zaman hep bu tartışılır ya. Doğru mudur işte yani? yani biraz sistem, sistem doğru mudur? Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum. Size girdiği zaman, heyecana kapıldığı ben zaman oraya, biraz zorlanıyor. Hocam ben oraya bir değinebilir miyim? Yani ben bunu sadece merak ediyorum. Görüşürüz. Çok özür dilerim. Ben girebilir miyim araya? Şimdi bence Erdinç Bey, burada sistemin doğruluğu ya da yanlışlığı değil. Şöyle düşünmek lazım. Şimdi aslında sistem bence yine de doğru. Şöyle doğru. Şimdi burada sınava giren tüm öğrenciler bu heyecanı aynı şekilde yaşamıyor mu? Peki hayatın başarısının bir noktası da heyecanı kontrol edebilmek. İşte onu ya da bu stresi kontrol edebilmek. Kontrol edebilme yöntemleri de var. O zaman buna da çalışacak öğrenci. Aynen. Yani sonuçta televizyona çıkıyorsunuz. Fadım Hocam ilk defa çıkmış. Evet. Bir şey ama oturdu bak hemen bir anda sanki ben bir daha yaparım, bir daha yaparım. Bir iki saat gider şeklinde. Ben bir daha söz alamayacağım diye korkuyorum. Aslında bu şey. Yani hakikaten bu öğrenme açık. Heyecanı yenme, evet. Stresi yenme. Aslında bu da bir ders, hayat dersi bence. Tabii. Ben mesela başıma geleni anlatayım.
Sınava girdim. O kadar stresliyim ki. Şimdi soruları okuyorum, anlamıyorum. Hı. Elimde kalem böyle. Ben kağıda bakıyorum, kağıt bana bakıyor ki. Ben sınavda o zaman mat 1, mat 2, fiz 1, fiz 2'yi fulleyip çıkmıştım. Hı. O stresle. En son kalemi bıraktım Erdinç Bey. Gözlerimi kapattım. Sakin ol. Sürekli kendime komut veriyorum. Sakin ol, sakin ol. Sürekli bu. En son dedim ki bu benim hayatım. Bu hayat benim. Evet, bu noktadan sonra her şeyim buna bağlı olabilir. Yani çünkü bir yerde şunu da kabullenmek lazım. Sınavın tamamı hayatımız değil ama hayatımızı şekillendiriyor. Çok önemli. Çok önemli. Yani bir dönüm noktası o benim için. Kalemi aldım, bu dedim benim hayatım. Sonra başladım, her şeyi unuttum. Dışarıdakileri unuttum, stresimi unuttum. O sınav aktı gitti. Yani çocukların, öğrencilerin bir şekilde kendini, kendi kontrolünü sağlamaları lazım. Tabii ki şu da iyi değil, çok rahat girmek de iyi değildir evet. sınava. Onu asgari düzeyde, evet asgari düzeyde tutmaları evet. gerekiyor. Yani sonuçta bir işe heyecanla başlamazsanız orada başarı etkilenebilir. Heyecan iyidir ama önemli olan o heyecanı kontrol edebilmek. Evet. Tabii ki birçok kişi hayatını bundan sonraki sürecini etkileyecek bir sınava giriyor. Tabii. Evet. İlk başta o heyecan herkeste vardır mutlaka olmalı da. Ama kısa bir süre sonra bu işin toparlanması gerekiyor. Aslında buradan bakarak Sayın Hocam hemen size döneyim lütfen, ben. Buyurun. Öğrencilerimiz de sınavlara hazırlanıyor şu anda. Evet. Siz de bir yayın yazarı olarak pandemi dönemi de var. Uzaktan eğitim girdi hayatımıza. Aslında bir nebze biz Türk eğitim sistemi olarak buna biraz hazırlanmıştık yani evet. yavaş yavaş ben öyle hatırlıyorum, öyle biliyorum. Onun da çok faydasını gördük. Bu işe eğitim anlamında pandemi sürecinde hızlıca uyum sağlayan ülkelerden de biriyiz. Evet. Ben buna da inanıyorum. Neler tavsiye edersiniz? Öğrencilerimiz nasıl çalışsınlar, ne yapsınlar? Kimya zor, matematik zor. Hocam ben... Tavsiyelerinizi alalım. Aslında bu soru benim için çok değerli bir soru. Şimdi orada Fadime Hocam, evet sınav hayat değildir ama hayatta şekillendiren bir noktadır. Şimdi birincisi ben kendi hayatımda şunu gördüm hocam. Neye konsantrasyonumu tam olarak verdiysem gerçekten de orada başarılı olabildiğimi gördüm. Bu çok önemliydi. Ama konsantrasyonumu vermediğim, dağıttığım ya da beyin gücümü farklı noktalara böldüğüm işlerde ise başarısız olduğumu gördüm. Yani hani vardır ya Erdinç Hocam, bir meslek kurarsın daha fazla kazanacağını düşünerek bir yayılırsın ama tamamını kaybedersin gibi. Yani bu bir örnek olarak vermek istedim. Şimdi bir kere ben öğrencilerimizde biraz eleştiride de bulunmak istiyorum. Yani bence oturup öğrencilerimizin bunu kendileri de bir eleştirel olarak kendilerine bir sormaları lazım. Bir düşünmeleri lazım. Şimdi hocam bir elde telefon, bir elde internet... Ya. Bir elde en sosyal medya, bir el öbür tarafta arkadaş ortamı. Şimdi ailelere bakıyorum çok üzülüyorum onu söyleyeyim. Aileler biliyorsunuz çocuk olunca her şey devre dışı kalır. Yani o insan... Z kuşağı biraz daha. Aynen o insan hocam o ceketi satar. Gerçekten de böyledir. Evet. Bak inanın buna içinde olduğumuz için bu yani lafta bir şey değildir değil, bu. O ceketi satar o çocuk okusun diye. Şimdi bir kere bu iş elbette insanların bireylerin kendisini ilgilendiriyor. Bu hayatı kendileri yaşayacak. Yani bana mesela geriye dönsem, bana deseler ki ya ben evet içimde mesela tıp fakültesi, UHTE kalan fakültelerden birisidir benim için. Yaşımız genç daha. Evet okuyabiliriz ama mesela bana deseler ki hocam ya seni geçmişe döndürüyorum ama bir sene seni bir yere kapatacağız, yemeğini suyunu vereceğiz. Kapatırım. Hocam kesin kapatırım. Kesinlikle. Kesinlikle kapatırım. Hocam ben diyorum ki bakın benim bir sözüm var, özür dilerim onu söyleyeyim öncelikle. Bir yılını gelecek yaşantaki 40 yılını Allah tabii Allah verir ömrü onu biz bilemeyiz Eyvallah. Ama yani hani Allah ömür verecek olursa önündeki 40 yıllık hayatın yoksa bir yılın mı? Bu çok değerli bir soru. Önce bunu bir ortaya koymak Kesinlikle. Lazım. Ayrıca çok önemli bir konu. Aynen hocam bir de şimdi bakın bizler Türk milleti olarak vicdan sahibi insanlarız. Bizler kendimizi düşündüğümüz kadar bizim yanımızdaki olanları da düşünürüz. Yani ben biraz önce 18 yaşından sonra ne yaparsa yapsın mantığı batıda vardır bizde yoktur. Evet yoktur. Yani ben biraz önce anne baba derken boşa konuşmadım. Yani ben burada öğrenci arkadaşlarımızın yerinde olsam onların yani bir anne babanın onurlandırılması onların istediği bir yere çok ulaşmak doğru. kadar güzel bir şey yoktur. Dolayısıyla sadece bunu kendi açına... hayatını garanti altına alacaksın evet. inşallah. Yani o harcayacağın bir yıllık fedakarlıkla anne ve babayı ve beklentisi olan insanları memnun mutlu edeceksin. Ya bunun bir tanesi bile bir yılı içeride kapatmaya değer kaldı ki yani evet. hakikaten güncel olduğu için de söylüyorum. Biz günlerce
pandemi sürecinde evde kaldık. Kalabiliyoruz demek ki. Kalabiliyoruz. Evet. Yani bunu da yaşadık tabii, aslında. Tabii. Yani bu da çok önemli. Hocam burada önemli olan şu. Bakın şimdi özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Girdiğiniz tüm savaşları kazanamazsınız Erniş Bey. Ama bazen savaşarak kaybetmek çok güzeldir. Evet. Kaybetmenin sonunda savaştım, mücadele ettim de olmadı demek çok önemlidir. Doğru. Başında hiç mücadele etmemektense, ben bunu zaten kazanamam demektense, o zaman mücadeleni verip kaybet kardeşim, sıkıntı değil. Ama sen bir mücadele ver. Bunun için bir çaba göster hayatta. Çaba gösterdikten sonra nasıl olsa bu bir iş bitmiyor. Bir sene tekrar hazırlanırsın. İstediğin yere çok rahat girersin en azından. Çünkü çaba sarf etmişsin, istediğin yer gelmemiş. Çaba olduktan sonra ben bir şekilde bir yerler kazanılır. Belki istediğin yer olmayabilir evet, ilk seferinde, hı-hı, denemede. Ama sonuçta emek verdiğin zaman bunun bereketini her zaman görüyorsun. Şimdi ben bunu yaşadım. Şimdi Sayın Hocam sizler de çok iyi bilirsiniz. Şimdi öğrenci arkadaşlarımız çoğu bunu bir sınav olarak görüyor. Hayatın kendisi olmuş bir sınav zaten. Evet. Yani sanki bir sınava girip çıkıp bitmeyecek ki. Hayat onları çoğu noktada zorlamaya devam edecek. Evet. Size soruyorum. Başlangıçta bu savaşı kazanamayacağına inanan bir öğrenci diğer savaşlarda da aynı durumu yaşayacaktır. O zaman her zorda kaldığını gördüğü mücadeleden kaçacaktır. Kaçacaktır. Bu psikoloji yerleşecektir. Yerleşmesi belki lazım. Mücadeleden. Ben inanmıyorum belki da şeye. Belki birçok insan sınav hazırlık döneminde başarısızlığından dolayı hayatının diğer evrelerinde bu psikoloji yaşamıştır tabii diye düşünüyorum yani. Tabii ki. Yani çok doğru bir noktaya değiniyorsunuz. Şimdi hocam bakın ben bir insanın gözüne baktığımda önce bir şeyi kazanabileceğine kendisinin inandığını görmem lazım. Evet. Şimdi bir insan kendisinin inanmadığı bir şeye ben nasıl inanayım dışarıda? Bir defa kazanacağına inanacak. Tabii yüreğiyle ortaya koyacak. Ben, hocam bakın ben herkesin her şeyi gerçekten de yürekten istediğinde yapabileceğine inanan biriyim. Kesinlikle. Denemeden bunu göremezsin. Öğrenci. Örnekleri çok fazla. Tabii ki de hocam. Öğrenci kendisi için bir yol çiziyor ama yolu çizerken bile şunu diyor. Ya ben işte ilk 100 bine girersem benim için iyi, ben şuraya gitmek istiyorum. Güzel kardeşim, 10 bine de girersin. Ha, insanın yapamayacağı bir şey yok. Sen yeter ki iste. Sen yeter ki inan. İnanmak, başlamak bunlar çok önemli, değerli kavramlardır. Tabii ki zorlanırsın. Fadime Hocam'ın dediği gibi bunu 1-2 haftada kendini dönüştürmeyi, değiştirmeyi bekleyemezsin. Ama inanırsan inancına sonunda ulaşırsın. Pes etmeyeceksin. Etmeyeceksin. Etmemeliler. Sınav sisteminde hocam pandemiyle de ilgili özellikle... Şimdi yüz yüze eğitim ciddi anlamda açıkçası darbe aldı ama dediğiniz gibi açıkçası ben kendimizi devletimizin yaptığı hazırlıklar noktasında şanslı görüyorum bu konuda. Ellerinden gelen ne varsa da yapmaya çalıştılar. Yani eğitim süreci devam etmeliydi ve eğitim sürecinin bir şekilde devam etmesi için gerçekten de bütün her şeyi yani imkanlarını seferber ettiler bu durumda. Şimdi burada öğrencilerimiz mesela bizim şey çok fazladır hocam baktığımız zaman. Çabuk hayıflanırız bazı şeylerden. Yani bizim için çıkarlarımız doğrultusunda olanlar yanımıza aldıklarımızdır. Bir anda olmayanlar öbür tarafa koyduklarımız. Şimdi pandemide yüz yüze eğitim alamıyorum. İşte ben nasıl hazırlanacağım? Herkes alamıyor. Herkes alamıyor bir. İkincisi evet, vaktin oluyor. Üçüncüsü biraz önce dediğim şey yine demek istiyorum. İstersen gerçekten de her şeyi başarabilirsin. Önemli olan bir şunu aldın mı? Tekrar sistemini oturtturdun mu? Ne yaptığını biliyor musun? Bir bakıyorum Erdinç Bey, şimdi şöyle bir çalışma stilini ben kabul etmiyorum. Böyle bir çalışma stili yok. Kimyanın konuları, kimya için dediniz ya, bir iki cümle söyleyeyim bari kimyadan. Arada kaybolmasın. Matematik çok konuştum. Matematik konuşuldu. Şimdi benim zümrem bana çok kızar. Şimdi hocam kimyada konuları aldık, şöyle bir çalışma stili yok. Birinci konuya çalışayım, ya dur bugün de üçe çalışayım. Öyle bir şey yok. Sen sistemli gitmek zorundasın. Disiplinsiz hareket ettiğin işten çok fazla başarı bekleyemezsin. Birinci konuya bir çalış. 2'ye geçtiğinde tekrarını yap, sorusunu çöz. 3'e geçtiğinde 1-2'nin tekrarını yap, tekrarlı sistemde git. Tekrarlı çalışma her zaman çok artılır. Önemlidir. Çok önemlidir. Bu da önemli bir kural. Yani önce inanacaksın. Evet. Sonra gereğini yerine getireceksin. Çalışacaksın. Çalışırken de konu tekrarı, değil mi? Çok önemli. Siz de ifade ettiniz onu Fatih Hocam. Yani kesinlikle atlama olmayacak. Yani bir zinciri kopardığın zaman yukarıda bocalarsınız. Kesinlikle bir yani çok orada... Çok önemli konular. Tabii orada Fadime Hocam bir lafı aslında çok dikkatimi çekti. Yani bir önce öğrencinin kendisiyle bir yüzleşmesi lazım. Hmm. Yani ben neyim bunu bir ortaya koyması çok önemli bir şey. Her şeyde vardır o aslında. Aynen. Ya ben şöyle yani sadece küçücük bir belki geride olan arkadaşlarım için gerçekten yaşanmış kendi hayat hikayemle ilgili de küçük bir şeyden bahsetmek evet, istiyorum. Eğer mümkünse. Ben üniversiteye hazırlandığım dönemde çok dersle alakası olmayan ama
altyapısı olan bir öğrenciydim. Ama çok alakam yoktu. Dershanenin ismini de söylemeyeceğim. Bir dershanede 600 kişi deneme sınavına girerdik Sayın Hocam. Ve ben çok iyi hatırlıyorum. Derecem, inanın bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. 550'lerde 500. yani 600 kişi de sondan 100'üncüyüm, öyle düşünün. O kadar olumsuz deneme sonuçlarım geliyor. Bir gün girdim, sınıftayım, bir öğretmenimiz geldi. Öğretmenimiz, benim de aynı okuldan arkadaşlarım vardı. Onlara işte çok iyi yaptım falan filan deyip ben köşede çok garip kaldım. Yani kötü hissettim kendimi. Evet. Çok farklı hissettim, öyle söyleyeyim. Derslere de girmedim. Çıkmadım, kendime bir soru sordum. Tek bir soru. Devam etmek istediğin hayat bu mu dedim. Yaşamak istediğin şey bu mu? Hani dönüm noktasıdır ya. Evet, benim için bu çok önemliydi. Yani. Yaşamak istediğin şey bu mu dedim. Sonra şunu sordum. Benim babam uzun yol şoförüydü. Buradan emeklerin için ben çoğu, ya o her şeyim odur benim. Eyvallah. Benim her şeyim odur. Çünkü alın teriyle çocuğunu okutmaya çalışıyor. Bu çok değerliydi. Kendime şu soruyu sordum. Dedim ki, iki soru. Dedim yani sana bir yerlerden bir şeyin geleceğini falan mı düşünüyorsun? Yok. Peki bu halde gidersen olacak yani, mı olmayacak? Olacak mı bir şeyler? Yok. Tabii bunlar Allah'ın kısmet ettiği şeyler. Orası ayrı ama yani hani görünüşe göre gidersen yok. Ne yapacaksın? Yaşamak istediğin hayat bu mu? Hayır. O zaman dedim böyle gidemezsin. Önüne doğrunu eğrini koy ve çalış. İnanın Erinç Bey, benim şöyle söyleyeyim size. Sene sonunda bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Sene sonunda ben o dershanenin hiçbir kopyamış hiçbir şey değil. Ben ilk üçünün içerisine girdim. Çok çalıştım. Çok gece gündüz çalıştım. Annem korkardı artık sana bir şey olacak yat diye. Ben anlatmak istediğim bu. Bakın çok zor gayret durumlarda, çok kötü durumlarda bir öğrenci gerçekten de çok önemli bir derece elde etme noktasına geliyor. İnsan isterse yapabilir demek istediğim bu. Yeter ki gönülden istesin. Yarışta kim daha çok gayret eder, çabalarsa o öne geçer. Tabii ki de. Özgüven de çok önemli. Özgüven de çok önemli. Şimdi hocam bakın, ben buradan şu karşıya bir ip bağlayayım. İkimiz de cambaz olalım. İpin üstünde yürüyen kişi olalım. Siz de ben de. Ben... Aşağıca. Düşebiliriz evet. Ben hocam... Kendimden çok emin bir şekilde karşıya geçebileceğime emin olursam inanın o ipin üstüne yürür geçerim. Ama siz bir kere tereddüt ederseniz düşer miyim diye düşersiniz. Evet, doğru. Bu insan psikolojisidir. Bunu yapan bir sürü cambazları var ip üstünde yürüyen. Demek ki o da bu işi denemeden önce bilmiyordu. Denedi, inandı, yaptı. Tabii. Önemli örnekler, hakikaten böyle çok kıymetli örnekler bunlar. Efendim hocam, sizin ekleyeceğiniz hocama öğrencilere tavsiyeniz, kendi hayatınızdan, kendi öğrencilerinizden. Bir unutun öğretmen olduğunuzu. Öğretmenliğimi unutayım. Tavsiyelerim şunlar olur. Yani hep dediğimiz gibi bu sınav çok önemli bir sınav. Ve sizin hayatınızı belirleyecek. Bu yüzden elinizden ne geliyorsa yapın. Yani gecesini gündüzüne katan bir öğrenciyle sıradan arada bir ders çalışan öğrencinin alacağı not aynı değildir. Ki olmamalı zaten. Evet. O yüzden... Hedefinizi belirleyin, planınızı yapın, programınızı yapın ve hiç geç kalmadan başlayın. Ya 12'ye gelmeyi beklemeyin ya da 11'i beklemeyin. Başlayabildiğiniz kadar erken başlayın. Umarım istediğiniz gibi bir yere gelirsiniz. Umarım hedeflerine ulaşırlar. Mutlaka son sınıfta öğrenci hakikaten az önce sizlerin ifade etmiş olduğu şartları yerine getirmemiş. Şu an bizi izliyor ya da işte bir anda bizim haricimizde, bizim dışımızda da tak dedi. Dedi ki benim, eyvah. 9 ayım, kaç ay var bilmiyorum sınavları ama. Yaklaşık olarak 7 ay falan 7 ay. Var. 8 ay, 7 yeter 8 ay. Mi? Yani şimdi başlasa, şu anda başlasa, kapatsa. Bu öğrenciye bağlı. Ben kendimle ilgili bir örnek Örnekleri vereyim o zaman. Yani. Benim bizzat ben varım. Şekilde örneklerle geldik. Ben mesela tabii ki üniversite sınavında değil de lise giriş sınavında 2 ay çalıştım. 2 ay. Ama 2 ay nasıl çalıştım ben? 12'de yatıyordum. Sabah 5'te uyanıyordum. Hayatım okul ve kurstu. Aralarda sürekli böyle tek mola verdiğim zaman yemek. Çayım, meyvem, annem her şeyi hazırlıyordu, getiriyordu. Ve ben deli gibi ders çalışıyordum. Kitapları kaydım böyle üst üste. Bakıyorum bunlar biter mi 2 ayda? Şimdi başka bir öğrenci olsa şu an yok der. Ben bunu bitiremem, hemen pes eder. Ama benim öyle bir huyum yok. Yani bir şey yapmamam için bana şunu demeleri lazım. Bu imkansız, bundan vazgeç. Bana derlerse ki %1 ihtimal var, ben sonuna kadar giderim. Mesela, hırstır bu ya da ne bileyim kendine güvendir. İstediğini elde etmektir. Ben 2 ay boyunca çalıştım, yaptım. 12. sınıfa gelmiş, konuları eksikse
yapması gereken önce konularını toparlamak. Hemen bir plan yapmalı, konularını toparlamalı, eksikliklerini belirleyecek ve disiplinli bir şekilde. Şimdi başladı, bir de bu hevesli olmaz. Yani heves etti, bir ay çalıştı, bir ay sonra bıraktı. Böyle değil. Heves geçicidir bazen. Aynen. Böyle ama değil. Disiplin, kural. Evet. Bu katı bir şekilde ders çalışması lazım ki istediği şeye gidebilsin. Burada ben araya gireyim. Arkadaşlar, hep giriyorsun hocam. Arkadaşlar ben mecburen yani, bazı dikkatle Fadime hocamı dinliyorum. Arkadaşlar buradan yine de son iki ay çalışacağız falan gibi izlenim çıkmasın. Evet. Yani Fadime hocamız biz ya ama şimdi. Ama ya işte her şey artık yok yani, geri dönüş yok. Ama buradan çıkan sonuç. İlk senede kazanmak sizin istiyor. Sizin sorduğun sorunun cevabı. Yani evet, başarabilirler. 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 Tabii ki başarırlar. Dediniz değil mi siz sınavları? Yaklaşık 7-8 ayımız var. Çok iyi. Çok iyi bir vakit yani, var. Yani Fadime hocam iki ayın dediniz. Başardıysa. Kaç ayda? İki ayda. İki ayda başardıysa. Evet. Yani bu olabilir. Farkındalık oluşturmak adına ben bunu altını çizmek evet, istiyorum. Evet, çok güzel. Yani biz bunu Fadime Hanım'la konuşmadık. Yani iki ay çalıştığını ben bilmiyordum. Ama baktığın zaman evet 6-7 ay var ve geç kalmış değiliz. Evet. Oturup disiplinli çalıştığımız zaman bu işi çözeceğimize inanıyorum. Evet, programımızın da sonuna gelmişken Mehmet Hocam, sizin bir sosyal medya koordinatörünüz var yayının. Evet. Orada neler yapıyorsunuz? Ben baktığım zaman genelde hakikaten sosyal medya çok kullanılıyor. YouTube üzerinden çok yayın yapılıyor. Bu anlamda da siz koordinatörsünüz. Neler yapıyorsunuz yayın deniz olarak? Şimdi Erdinç Bey, öncelikle tabii geçen seneye kadar beklediğimiz bir süreç değildi pandemi süreci. Tabii buradan da inşallah Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. En kısa zamanda inşallah bu beladan diyelim kurtuluruz hep beraber. Ama pandeminin yüz yüze eğitime çok ciddi anlamda darbe vurduğu kesin. Evet. Yani en azından belli bir süreci bu şekilde atlatmamız gerekiyor. Ve bu tabii ki her alanda sosyal medya çok değerlendi ama eğitimin sosyal medya açısından çok değerlenmesine yol açtı. Yani şu anda biliyorsunuz öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerle bu dersleri almaya çalışıyorlar. Biz ise yayın denizi olarak amacımız sadece ürün çıkaralım, kitap çıkaralım değil. Biz fırsat bulduğumuz her alanda öğrencilerimizin yanında olmak için bir çalışma yürütme içerisindeyiz, düşüncesindeyiz ve fikrindeyiz. Şimdi burada özellikle sosyal medyada YouTube, Instagram birçok alanda çalışmalarımız var ama YouTube üzerinden son dönemde yaptığımız çok önemli bir çalışma var. Öğrencilerimiz için hazırladığımız tamamen ücretsiz, herhangi bir ücretin olmadığı, derslerini dinleyip oradan bizler tarafından anlatılan konuları izleyecekleri, çözdüğümiz soruları oradan... Bu her öğrenciye açık mı? Her öğrenciye açık. Çok iyi. Yani bizim amacımız burada öğrencinin yanında olabilmek. Onlara bir nebze bu dönemde eğitim noktasına destek verebilir miyiz? Biz bunun çabasını güttük burada. O yüzden YouTube'da her öğrencinin rahat bir şekilde girip sayfamıza, yayın denizi sayfamıza girip, bütün bir de şey, bu size ilk başta söylediğim güçlü hocalar tarafından yani hani bu işi bilen insanlar tarafından konuların anlatıldığı, soruların çözüldüğü her türlü konuyu dinleyip izleyip öğrenebilirler. Yani şu anda bu çalışma yapılıyor. Instagram'da ise sürekli paylaşımlarda bulunuyoruz. Hem güncel konuların paylaşımı, hem Bakan Bey'in açıklamalarını oradan paylaşıyoruz. Aynı zamanda önemli notlar paylaşıyoruz. YD Yayın Denizi sayfamızdan. Müfredattaki değişiklikler. Aynen. Özellikle öğrencilerin, şimdi burada bazı noktalar var Erdinç Bey. Mesela öğrencileriniz denemelerden çıktıktan sonra buna çok şahit olursunuz. Herhangi bir X kurumun önüne girin, tam denemeden çıkarken birini yakalayın. Deyin ki, arkadaş nasıldı denemedin? Ya hocam der. Çok iyiydim de der. Ya ben iyi geçti düşündüm ama 5-10 tane dikkatsizlikten kaçırmışım. Bu cümleyle çok sık karşılaşırsınız. Burası çok önemlidir. Dikkat yani. Etmiyor mu, dağılıyor mu çocuk? Hocam, ya da şimdi, bahane mi? Şimdi aslında soruları sadece soru gözüyle bakmamak lazım hocam. Şimdi bazı soruların içerisinde o öğrencilerin dikkati sınanır. Bazılarında yorum gücü sınanır. Bazılarında kelime oyunları yapılır. Şimdi dikkat dağıtabilir bu. Tabii ki de öğrencininse kanmayacak. Öğrencininse hocam bunların bütününe hazır olması lazım. Yani sınav sanılıyor ki ben konulara çalıştım aynen, bitti değil. Zor iş öyle. Öğrencilerin sınavda ikileme düştükleri sorular var. Hocam zamanı yetiştiremem var. Stres kaygısı var. Özellikle bunun gibi dikkatsizlikten kaçan sorular var. Sınavı bütünüyle görmek lazım. Biz bu sosyal medyadan yaptığımız aynı zamanda rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerimizin nelere dikkat etmesi gerektiğini, bunları iyi bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Aslında öğrencilerimizin topyekün her alanda yanında olmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi Instagram olsun, YouTube olsun, diğer sosyal medya mecralarında olsun, web sayfalarımızdan olsun, bunlarla ilgili bugüne kadar olduk. Bundan sonra da inşallah yanlarında olacağız, destekleri olacağız. Evet, Fadime Hocam, son cümlelerinizi alalım ya da benim teknik konulduğu için unuttuğum bir alan var mı sizin açıklayacağınız ya da son değerlerinizi alıp programımızı kapatmış olalım. Şöyle diyebilirim.
Biz Yayın Denizi grubu olarak bütün öğrencilerimizin yanındayız. Özellikle bu dönemde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ki kitaplarımız zaten kazanımlara uygun, sınava yönelik, öğrencilere destek olmak için hazırlanmış kitaplar. Gayet akıcı bir dille anlatılmış ki kitaplarımızın hepsi zaten bizim Türkçe öğretmenleri tarafından okunur. Çok düzgün bir dilde yazılmış. Hepsinin yanındayız. Mehmet hocamın dediği gibi de YouTube videoları hazırlanıyor. Eksik olduğu konularda, anlamadıkları konularda bizimle devam ederlerse her şey çok daha güzel olacak. Yayın Denizi'ni takip edin diyorsunuz. Evet, kesinlikle Yayın Denizi'ni takip edin. Denizciğim, sizin de son cümlelerinizi alalım. Ben öncelikle tekrar buradan, tabii bir şey vardır ya Erdinç'in, teşekkürlerimi iletmek istiyorum yani. Ben çünkü, selam anneme babama. Buradan beni giydiren diye başlamışım. Hocam ben... dediğim gibi İşler Yayın Grup sadece bayileri, şubeleri ve franchise'larıyla beraber ürün ve kitaplarını Türkiye'nin her yerine gönderen bir şirket değil. Aynı zamanda binlerce kişi için bir geçim kaynağı sağlayan bir gruptan, evet, bahsediyoruz. Öncelikle bizim tabii burada olmamız, öğrencilere bir şeyler verebilmemizin asıl kaynağı orası. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Evet. Buradan yine yani birkaç teşekkür edeceğim her şey. Çünkü onların çok emekleri var. Peki. Biz onları temsil ettiğimiz için. Eyvallah. Buradan yine Yayın Denizi'nin koordinatörü Ayça Demircan'a yine bu imkanı bize sağladığı için öğrencilerle buluşmamız açısından. Emektar öğretmenlerimize ve özellikle de size çok güzel bir yayındı bizler için. Eyvallah. Özellikle çok teşekkür ederim. Evet, İnşallah çok teşekkür yine ederim. Başka yayınlarda görüşürüz. İnşallah. Buraya kadar geldiniz. Siz Gaziantep'ten çıktınız geldiniz. Ben de size çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler verdiniz izleyenlerimize ve sevgili öğrencimize. Aynı zamanda velilerimize de, evet, verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de buradan o zaman bugüne kadar emeği geçen bana, sizler iki değerli hocamı gördükten sonra tüm sevgili hocalarıma teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Ve haftaya başka bir konukla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.